Merhaba Umut TV izleyicileri. Bugün Bilgi Göç Türü bölümümüzün üçüncüsüyle karşınızdayız. Bencilliğin karşısına ne koymak gerekir? Bencilliğin karşısına dayanışmayı koymak gerekir. Bencilliğin nesnel zeminini kapitalist sömürü ve zulüm düzeni yaratır. Halkın dayanışması, yarattığı olanaklar ve ortaya çıkardığı güçle halkın kendini çaresiz ve yalnız hissetmesinin önüne geçer. Dayanışmanın gücünü gören halk, geleceğe güvenle bakmaya başlar. Kaygılar azalır. Böylece bencilliğin karşısında yeni bir kültürün ve yeni insanın yaratılacağı, yeni bir nesnel zemin dayanışmayla yaratılmış olur. Bu zeminde halk değerleri büyütülür ve ileriye taşınır. Düzenin bencilleştirme saldırısıyla halkta yarattığı kültürel dejenerasyon, dayanışmanın örgütlenmesiyle onarılır. Bencilliği ortadan kaldırmak için neler yapmalıyız? Halkın dayanışmasını ve mücadelesini örgütlemek, yarattığı güven ortamıyla bencilliği ortadan kaldırır. Bunun yanında eğitim sürekli kılınmalıdır. Halk değerleri, halk kültürü, Marksizm ve Leninizm değer gelenek amaçlarıyla birleştirilerek anlatmalıdır. Halk kültürünün olumlu yanları daha ileri taşınmalıdır. Kooperatifler halkın ekonomik dayanışmasının kurumlarıdır. Yaygınlaştırılmalıdır. Birlikte üreten, birlikte tüketen halk kitlelerinin ortak yaşam, ortak ruh halini de yaratacaktır. Bu ortak ruhun ortak amaçlarla birleşmesi, örgütlü yaşamın ayrıcalığını kitlelere tanıtacaktır. Spor kulüpleri, dernekler, kültür merkezleri, halk okulları, gönüllü eğitim toplulukları, meclisler, komiteler. Kurumsallaşmalar, bencilliğin yok edilmesinin zemini olacaktır. Halk kitlelerinin ortak yaşam, ortak ruh, ortak amaç bilincini geliştirerek ve paylaşımı arttırarak piknik, gezi, kültür gecesi, film gösterimi, kermes ve benzeri gibi etkinlikler bencilliğin yok edilmesinde önemli araçlardır. Halk kültürü bin yıllardır egemen sınıflara karşı mücadele ederek hayat kavgası içinde şekillenmiştir. Halk, dayanışma olmaksızın egemenler karşısında güç olamayacağının farkındadır. Düğünlerinde, cenazelerinde, doğumlarında bu kültürün izi belirgindir. Ekerken, biçerken imece ile, dayanışma ile egemenler karşısında güç olabilmiş ve yaşamını sürdürebilmiştir. Bencillik bu kültüre yabancıdır, gelip geçicidir. Mücadele etmek, düzene karşı savaşmak, bencilliğin kökünü kazıyıp atacaktır. Evet sevgili Umut TV izleyicileri, Bilgi Güçtür programımızla, yeni konularımızla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Umut TV'yi izleyelim, izlettirelim.